senin dostunum. Bunları sana söylemek zorundayım. Artık senin dostluğunu bile istediğimden emin değilim. Öyle mi? Ben de dürüst olmayan bir dost istediğimden emin değilim. İyi o zaman. Ben sizi bölmeyeyim. Daha sonra uğrarım. Gitmene gerek yok. Zaten bizim işimiz bitmişti. Başka bir şey yoksa ben gidiyorum Levent Bey. Cilda hadi yemeğe. Tamam hocam, ben dediklerinizi yaparım. Aslı Hanım'ın gelişi en çok seni mutlu etti anlaşılan. Evet, bence sen de mutlu olmalısın. Çünkü kızımız emin ellerdi. Üstelik biz ondan sadece Revan'a bakmasını istedik ama anlaşmada bunlar yoktu. O yine de incelik gösterip yapmış. Gerçekte aşk diye bir şey yoktur Duygucu. Kadınlar ve onların çıkarları vardır. Tabii bahsettikleri aşk da bunları elde etmek için kullandıkları bir paravandan ibarettir. O kadar. Merhaba. Hoş geldin. Biz sizi yalnız bırakalım. Tamam. Özür dilerim. Aşırı tepki verdim. Ben de fazla ileri gittim. Bu senin hayatın. O kadar karışmaya hakkım yoktu. Ela, iyi misin sen? İyiyim. Senin mutluluğun benim için her şeyden daha önemli. Bütün düzenimi bırakıp Türkiye'ye gelmeyi de bu yüzden kabul ettim. Ama geldiğimizden beri ben seni hiç mutlu görmedim. Sanki bana anlatmadığım bir şeyler var. Yok canım. Ben sadece yeni hayatıma alışmaya çalışıyorum. O kadar. Birisiyle nişanlandığından, sonra da ayrıldığından bahsetmiştin. Ama o adamın kim olduğunu söylemedin. Kim olduğunun bir önemi yok. Önemli olan seninle hayatımda yeni bir sayfa açmış olmam. Ela. Canlıyım. Levent Bey miydi? Hayat ne garip değil mi?
zamanlar en yakınına olan insan şimdi bir yabancı oluyor. Ya düşünsene. Geçen yıl bu zamanlar Ela ile evlilik planları yapıyordunuz. Şimdi ikiniz de başka başka insanlarla evlisiniz. Evet. Zor tabii. Ay dayanamayacağım. Eylül ile neden evlendin Levent? Ela. Sorma cevap vermeyecek misin? Bunu da nereden çıkardın şimdi? O sadece benim hocam. Peki. Sen öyle diyorsan. Sen Suat'la neden evlendin Zenon? Aynı şey değil. Bak Zenon, senin hoşuna gitse de, gitmese de Eylül benim karım. Güzel kızım benim. Şimdi seni bir yere götüreceğim. Gel bakalım. Aslanım. Siz geldiniz mi? Gel bakalım anneye minik meleğim. Revan neden yatağında değil? Odasında göremeyince çok korktum. Bir ara uyanıp huysuzlandı. Ben de yanıma aldım. Lütfen bir daha kızımı yatağınıza almayın. Alışırsa odasında uyumak istemez. Peki Zenon'un kusura bakmayın. Hoş geldin. Sen daha yatmadın mı? Uyku tutmadı. Yoksa ince hasta falan mı? Yo, gayet iyi. Mışıl mışıl uyuyor. Nasıl geçti geceniz? Fena değil. Kimler vardı peki? Suat ve Zenon'la birlikteydik. Başka kimse yok muydu? Daha sonra Ela da geldi. Peki eşi? Yani o gelmedi mi?
O da geldi. Çok geç oldu. Ben gidip yatayım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Akşam tuhaf oldu Guillaume gelince. Peki Elan'ın haberi yok muydu? Vallahi telefonda konuştular. Hiç geleceğini falan söylemedi. Levent'in yüzünü görmeliydin. Çok kötü oldu. Bence bir şeyler yapmak lazım. Senan, sana daha önce de söyledim. İnsanların hayatına karışma diye. Bizi ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Onlar bizim en yakın arkadaşlarımız. Levent bu duruma bu kadar bozulduğuna göre. Siz yakın arkadaşsınız. Levent Eylül'le niye evlendi? Yani Eylül'ü sevseydi Ela'ya bu kadar önemsemezdi. Ya ne olursa olsun onlar eskiden nişanlıydılar. İnsan rahatsız olabilir tabii. Senin benden sakladığın bir şey var. Yok canım. Ne saklayacağım? Yok yok. Ben bu bakışı biliyorum. Kesin bir şeyler var ve sen bana söylemiyorsun. Zenan hadi çıkalım artık. Geç kalıyoruz. Yani benden bir şeyler sakladığını kabul ediyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Zenan istersen uzatma artık. Ben de karı kocalar birbirinden bir şey saklamaz diye düşünüyordum. Madem öyle, ben de artık her şeyimi anlatmayacağım sana. Sen çocuk musun? Daha neler ya? Ben bu saatten sonra böyle şeylerle uğraşamam. İyi, uğraşmak istemiyorsan uğraşma. Ben de seninle uğraşamam. Hem benden bir şeyler saklayıp sorun yaratan sensin... ...hem de şimdi ben suçluymuşum gibi bana kızıyorsun. Ben geç kaldım. Kahve içer misiniz? Olur. İyi olur. Evlilik böyle bir şey işte. Uyuyakalmışım. TUS'a hazırlanmayı mı başladın? Of, çok fena yakalandım. Aslında aylardır çalışıyorum. Niye daha önce söylemedin? Ne bileyim. Herhalde kazanacağıma inanmadığım için. Neden böyle düşünüyorsun? Başaramaman için hiçbir neden yok. O kadar zor ki. Pek fazla şansım olduğunu sanmıyorum. Eğer istersen... Ben sana yardım edebilirim. Sahi mi? Olur mu gerçekten? Neden olmasın? Çok sevinirim. Yani bu yollardan geçmiş birinin rehberliğine ihtiyacım var. Selam Tadan'da nasıl insanlarsınız siz? Ben hallederim efendim, sağ olun. Odamın temizlenmesini istemiyorum. İstemiyorum. Bırakın eşyalarımı. Bırakın. Tamam tamam. Hadi bakalım çocuklar siz çıkın. Hadi sağ olun. Ne kokuyor bu odada öyle ya? Zehra Hanım dün sabah belediye tarafından hastanemizin psikiyatri servisine getirildi. Gelip zorla evime girdiler. Ne buldularsa çöp diye attılar. Birkaç parça eşya mı zor toparladım. Anlıyorum. Hastaya Diyojen sendromu teşhisi konulmuş. Ela, Zehra Hanım'ın bize gelme nedenini anlatır mısın? Tabii hocam. Zehra Hanım psikiyatri servisinde fenalaşınca... ...beyninde 4x3,5 santim boyutlarında... ...Falkman enerjiyomu ile uyumlu
bir tümör olduğu anlaşıldı ve bize sevk edildi. Ama aynı zamanda hipertansiyon hastası. İşgüzar komşularım şikayet etti. Hiçbir şeye saygı kalmamış. Ama hastaneye getirildiğiniz için sevinmelisiniz. Yoksa beyninizdeki tümör fark edilmeyebilirdi. Ahmet. Efendim hocam. Söyle bakalım. Sence ilaç tedavisine rağmen hastanın tansiyonu niye düşmüyor? İlaç etkileşimi yüzünden olabilir mi hocam? Hayır, olamaz. Çünkü orderındaki ilaçlar içinde tuz ve su tutucu ilaçlar bulunmuyor. İyi bir cerrah olabilmek için daha 10 fırın ekmek yemen gerek. Bu söylediğim sadece Ahmet için değil, hepiniz için geçerli. Evet, hastanın tansiyonunun neden düşmediğini sen bulacaksın. Ama hocam, bu Ela'nın ilgilendiği bir vaka. Şu andan itibaren sen de bu vakadasın. Geçmiş olsun efendim. Hadi bakalım. Başlayalım. Sadece 20 dakikam var. Olsun. Şimdi başlayalım. Gün içinde de fırsat buldukça çalışırız. İstersen zorlandığın konulardan başlayalım. Evet. Şu vasküler cerrahi konusuna mı baksak? Tamam. Ama baştan söyleyeyim, dersi kaynatmak yok. Sonra sınav yapacağım. Zaten öyle bir niyetim yok. Vallahi hoca falan olsan öğrencilerin çok çekerdi senden. Mikro cerrahinin en zor alanlarından biri... Günaydın. 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 Ne yapıyorsunuz böyle? Ders çalışıyoruz. Eylül TUS'a hazırlanıyor. Kolay gelsin. İlk kez mi gireceksin? Evet. Levent, bir ara müsaitsen konuşabilir miyiz? Olur. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Mikro cerrahinin en zor alanlarından biri... Zehra Hanım, ilaçlarımız. Sen ver. Ben sonra içerim. Ama ilacın vaktini geçirmeyin. 10 dakika içinde içmeniz lazım. Olur olur. Sen merak etme. İşine bak. Yardım edin! Çabuk! Çabuk! Ne oldu? Nesi var? Biz Aylin Hanım'la bir iş toplantısına gidiyorduk. Birden fenalaştı, kusmaya başladı. Ben de buraya gideyim. Hadi. Hadi çabuk. Bir, iki, üç. Demek Zehra Hanım ilaçlarını saklıyormuş. Tansiyonunun neden düşmediği anlaşıldı. Evet hocam. Bu tip hastalıklarda hastanın her şeyi biriktirme takıntısı varmış. O zaman damardan tedaviye başlayacağız. Durum anlaşıldığına göre benim artık bu vakayla ilgilenmeme gerek kalmadı değil mi? Ahmet, bu konuyla ilgili tek bir şey daha duymak istemiyorum. Ama hocam, içerisi çok kötü kokuyor. Senin işin odayı koklamak değil, hastayı tedavi etmek. Ama hocam hastanın... Sen hala konuşuyor musun? Nesi var? Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi şikayetleriyle geldi. EKG'si burada. Evet, taşikayetsiz mevcut. Evet hocam. Al şunu. Belirgin bir nörolojik defisit olmasa da baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, diz artiri, intraserebral bir patolojinin işareti olabilir. Hocam, hastanın ateşi de yüksek. Aha. Aşkım, iyi misin? Yüzün sapsarı. Ne oldu sana böyle? Karımın nesi var? Niye konuşmuyor? Muayene bitmeden bir şey söyleyemeyiz beyefendi. Hastanede olduğunu haber alınca çok korktum. Bir şey olmayacak değil mi? Bize biraz müsaade eder misiniz lütfen Güney? Benimle gelin lütfen. Hayır, ben burada kalacağım. Burada karımla kalmalıyım. Lütfen. Karımı yalnız bırakamam. Beyefendi lütfen.
Şöyle bekleyebilirsiniz. Tarık. Sen arar aramaz taksiye atlayıp geldim. Durumu nasıl? Bir şey söylemediler ama iyi görünmüyor. Yaşıyor yani hala. Zehrin dozunu iyi ayarlayamadığım belli. Yoksa çoktan geberip gitmişti. Keser misin şu? Burası yeri değil. Doktor hanım, Aynur'un nesi var? Teşhis koyabildiniz mi? Daha değil. Zehirlenmiş olabilir. Apandist veya midesinde bir şey olabilir ama kan değerleri çok düşük. Genel konsültasyon yapmamız gerekiyor. Maalesef hayati tehlikesi var. Şimdi tomografi alıyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ya inanabiliyor musun? Bakıcı Revan'ı kendi yatağına almış yatıyordu. Ne var bunda bu kadar büyütülecek Zeynep? Revan ağlayınca almıştır yanına. Öyle deme Ela. Ya uykusunda çocuğu esseydi? Öf, saçmalama Zeynep. Sen de abarttın. Konuşursun bir daha yapmaz. Senin bu bakıcıyla bir sorunun mu var? Yok. Aslında Revan'a da iyi bakıyor. Yani en azından şimdilik. Neyse, siz ne yaptınız akşam? Giyom sana geleceğini söylemiş miydi? Yok, söylemedi ama... Biz 15 dakikaya kalkarız deyince almaya gelmiş. Sorun çıkmadı değil mi? Yani Levent'le ilgili falan. Yok. Ne sorun olsun ki? Neyse, görüşürüz. Benim gitmem lazım. Tamam, görüşürüz. Alo. Ha, merhaba Aslan Hanım. Merhaba. Revan nasıl? Keyfi yerinde mi? İyi. Ben şimdi mutfaktayım. Sütünü ısıtıyorum. Birazdan yatıracağım. Bir şey olursa beni mutlaka hemen arayın. Tamam. Merak etmeyin. Bir şey olursa ararım. Tamam. İyi günler. Güzel mi? Giyelim mi bunu? Genelde herkes memnun ama ben biraz küçülttürmek istiyorum. Vallahi ben de memnundum ama sen bilirsin. Hiç değişmemişsin Aslan. Buyurun Aslan Bey. Duygu, Şebnem Hanım'a göğüs küçültme operasyonu yapacağız. Gerekli tetkiklere başlayalım. Ne yapalım? Bu akşam bir yemek yeriz değil mi? Olur. Duygu, bize iki kahve. Biri orta şekerli Türk kahvesi olsun. Unutmamışsın. Röntgene bakar mısın? Unutmamışmış. Hastanın beni ilgilendiren bir sorunu yok. Nörolojik muayenesi tamamen normal görünüyor. Yüksek ateşe ve sıvı kaybına bağlı taşikardi mevcut. ESD değişiklikleri ya da blok gözükmüyor. Kalp ilgili herhangi bir sorun da yok. Atladığımız bir şey mi var acaba? Güney, gayte mikroskopisi de yapalım. Tamam hocam. Görüşürüz. Sabah konuşalım diyordum. Bir şey mi oldu? Bu ilaçları... Ya evet. Sabah çok tatsız bir şey oldu. Bahçede konuşalım mı? Olur. Şanzelize'de kaldığımız otelde kaldım. Keşke haber verseydin. Hafta sonu kaçar gelirdim hemen. Buyurun. Ne yapıyorsun sen? Bir şey oldu mu? Ay çok Allah kahretsin, rezil ettin üstümü başımı. Bardak elimden kayıverdi. İyi misin? Yandın mı? Yok da gömleğim mahvoldu. Bu kaç para, senin haberin var mı? Arslan, nereden buluyorsun bu beceriksizleri? Ay Allah'ım. Rezil etti üstümü. Şebnemciğim. Ben programımı bir düşündüm de... önümüzdeki 3 ay boyunca doluyum. İstersen... sen kendine başka bir doktor bul.
Sen bilirsin Arslan. Teşekkür ederim. Niçin? Beni koruduğunuz için. Ne alakası var? Senin için yaptığımı nereden çıkardın? Kötü bir asistan olduğum belli. Programımdan haberin yok mu? Gerçekten doluyum. Başka bir şey demiyorsanız ben Fikret Hanım'ın yanına gidiyorum. Benim yüzümden sizin de aranız bozulmuş. Ben Zenan'ı tanıyorsam bu işin peşini bırakmaz. Evet, haklısın. Ama öğrenir ve bu da Eylül'ün kulağına giderse kız çok üzülür. Ben Eylül'ün üzülmesini istemem. Hem de şimdi bu durumdayken. Yani siz çok yakın görünüyorsunuz Levent. Belli ki Eylül sana karşı bir şeyler hissediyor. Benim gördüğüm kadarıyla sen de boş değilsin. Bunu da nereden çıkardın? Öyle mi görünüyoruz? Yani öyle mi görünüyoruz? Evet, bunu görmemek için kör olmak lazım. Yani öyle değil. Yani aslında öyle bir şey değil. Ben sadece onunla beraberken kendimi iyi hissediyorum. Belki o da öyledir. Ben onun sana aşık olduğunu düşünüyorum. Kıza öyle iyilikler yaptım ki... senin gibi şövalye ruhlu bir erkeğe aşık olmaması mümkün değil zaten. Şövalye mi? Tamam kızım. Akşama konuşuruz o zaman. Öpüyorum seni çok. Merhaba. Merhaba. İnci ne yapıyor? Tek başına idare edebiliyor mu? Zaten akşamüstü okuldan çıkıyor. Ben de hastaneden çıkar çıkmaz eve gidiyorum. Sen mi? Levent hep geç mi geliyor eve? Yok. Onun daha fazla işi oluyor. Yani o daha gece kalıyor. Yani bazen... ben ilgileniyorum işte, bazen o. Neyse, ben işimin başına döneyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Zehra Hanım, nasılsınız? Kızgınlığınız geçti mi? İyi. Sakinleşmenize sevindim. Ben yerleşmenize yardım edeyim. Sen ne yapıyorsun orada öyle? Çekil bakayım. Dokunma. Dokunma eşyalarıma. Ben yardım etmek istemiştim. Annen sana başkalarının eşyalarına dokunmamayı öğretmedi mi? Ben sadece valizlerinizi ayak altından kaldırmak istemiştim. Sen kendi işine bak. Valizlerimden de uzak dur. Peki Zehra Hanım. Tansiyon ve nabzınıza bakabilir miyim acaba? Görmüyor musun? Şu anda meşgulüm. Daha sonra gel. O poşetleri ben kontrollerinizi yaptıktan sonra bağlasanız? Olmaz. Ama bir yere kaçacakmış gibi görünmüyorlar. Kimler? Poşetleriniz. Hemen gidecek misin? Yoksa bunu kafana yemeği mi tercih edersin? He? Tamam, ben kaçtım. Girin. Merhaba. Merhaba. Bugünkü piknik menümde... Bana piknik deme Güney. Bir daha burada yemek yemeyeceğimizi konuşmuştuk değil mi? Tamam. Demek ki birlikte yiyoruz ama burada yemiyoruz. Akşam yemekte görüşürüz. Ben yine uğrarım. Ama... Görüşürüz. Anlamazlar değil mi? Eminsin yani. Biraz sakin olur musun lütfen? Hiçbir şey anlaşılmayacak. Bak, bu ilaçla ilgili uzun zamandır araştırma yapıyorum. Etkili olduğu nereden belli? Aşırı alınması durumunda ölümle sonuçlanan bir sürü hasta olduğunu okudum. Tarık Bey, bir dakika gelir misiniz? Tarık Bey, eşinizin yediği bir şeyden zehirlenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Bu imkansız. Yani neden zehirlenmiş olabilir ki? Her şeyden.
Hastaneye getirildiğinde zehir Aynur Hanım'ın vücuduna yayılmış durumdaydı zaten. Biz de şu an neden zehirlendiğini bulmaya çalışıyoruz. Aynur Hanım'ın bugün neler yediğini biliyor musunuz? Beraber kahvaltı ettik. Mantarlı krep yemiştik. Ondan mı oldu acaba? Ben de yemiştim ama bana bir şey olmadı. Sonra? Sonra ne yediğini bilmiyorum. Mantar ya da başka bir şey. Aldığı bir virüs ya da toksik bir madde de zehirlenmesine neden olabilir. Şu an kan ve dışkı tetkikleriyle etken maddeyi bulmaya çalışıyoruz. Ne oldu? Canı mı sıkkın? Sabah konuşmuştuk ya, Guillaume'la ilgili. Sorun yok dedim, aslında var. Bozuldu değil mi? E normal tabii. Hangi erkek karısını eski sevgilisinin yanında görse kıskanır. Tabii Levent'le aranızda olanları biliyorsun. Biriyle bir şeyler yaşadığımı biliyor ama... o kişinin Levent olduğunu bilmiyor. Ona söylemedin mi? Ya daha önce bunu bilmesine gerek yok diye düşünmüştüm. Ama dün akşam bana o kişinin Levent olup olmadığını sordu. Ben de o değil dedim. Yani yalan söyledim. Evet. Ve kendimi çok kötü hissediyorum. Ela niye doğruyu söylemedin? Ya bilmiyorum. O anda söyleyemedim. O bunu hiç hak etmiyor. O zaman en kısa zamanda bir yolunu bul ve ona gerçeği söyle. Hocam. Hocam. Zehra Hanım'ın kontrollerini yapamadım. Neden? İzin vermedi. Hatta tansiyonu ölçmek istediğimde beni öldürmeye kalktı. 70 yaşındaki bir kadınla baş edemiyor musun Ahmet? Ama hocam. Ahmet, o sonuçları istiyorum. Tarık Bey, eşiniz kendine geldi. Onu yormadan konuşabilirsiniz. Yalnız çok kalmayın. Buyurun. Tarık, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum hayatım. Canım arkadaşım benim. Nasılsın? İyiyim. Çok şükür, ödümüzü kopardım vallahi. Sen bir an evvel iyileşmeye bak. İşleri de merak etme. Ben her şeyi hallediyorum. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Fena değil hocam. Küçük bir sınava hazır mısın? Hazırım. Yaz bakalım. Soru bir. Bir şey mi oldu? Soru bir. Nilis poligonumun anatomisini yazınız. Zeynep. Ne o? Konuşmuyor muyuz artık? Yo. Peki Aslı ile konuştun mu? Hı hı, konuştum. İyiymiş Reman. Zeynep, ne kadar saçma davrandığının farkındasındır umarım. Saçma mı? Benim kocamın benden sakladığı bir sürü şey var. Ve saçma davranan ben oluyorum, öyle mi? Ben senden bir şey saklamıyorum. Sadece dostlarımın bana güvenip anlattığı sırları sana anlatamam. Demek benden bir sır sakladığını kabul ediyorsun. Eğer buradan sağ salim çıkarsa bir daha asla bunu yapamayız. Çok dikkat çeker. Hepsinin yüzünden oldu. Bir şey beceremedi. Madem beceriksiz olduğumu düşünüyorsun, o zaman kolaysa sen yap. Tamam, hemen kızma. Sadece buradan çıkmadan önce bu işi bitirelim diyorum. Hepsi o kadar. Bekleyelim. Durum zaten kritik. Belki kendi kendine ölür. Tekrar riske girmeyelim.
Seni çok özledim. Huysuzluklarımın sebebi bu. Artık tamamen benim olmanı istiyorum. Ben de seni özledim. Güney baksana. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Görüyorum. Peki sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Yani ilk akla gelen bu. Ama yine de emin olamayız. Belki de Seval Hanım karısının durumuna çok üzüldüğü için Tarık Bey'i teselli ediyordur. Klasik erkek mantığı. Tamam hadi elini dostça tuttu diyelim. Ya gözünün içine bakıp okşuyor. Dediğin gibi ise bu ikiliye Oscar vermek lazım. Vefakar dost ve aşık koca rollerinde mükemmeller. Aa, ne yapıyor bu böyle? Kolay gelsin Ahmet. Sana da mı bulaştı yoksa? Ne? Çöp biriktirme hastalığı. Ne ilgisi var ya? Ben bir bakıma mıntıka temizliği yapıyorum. Ahmet iyi misin? Ben gayet iyiyim. Çok meşgulüm. Sizinle çene çalacak vaktim yok. İçiyor musun? Al. Zehra Hanım. Yine mi sen? Evet. Beni görmeye alışsanız iyi olur. Çünkü hep buralarda olacağım. Ama bu kez geliş amacım farklı. Size çok güzel hediyeler getirdim. Ben hediye falan istemiyorum. Aa, görmeden karar vermeyin bence. Bunları size vereceğim. Ama bir şartım var. Hediye koşulla verilmez. Vallahi benim hediye anlayışım böyle. Eğer kontrollerinizi yapmama izin verirseniz bunların hepsi sizin olabilir. Ama sadece kontrol. Tamam. Hadi başlayalım. Elini çabuk tut. Merak etmeyin. Fazla uzun sürmez. Şu güzel şu. Sevalcığım, yeter buralarda perişan oldun. Hadi artık evine git. Olur mu hiç canım arkadaşım? Seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Bence de gitseniz iyi olur. Aynur Hanım'ın dinlenmeye ihtiyacı var. Yani arkadaşınızın iyiliği için. Peki tamam. Zaten yapmam gereken birkaç telefon görüşmesi vardı. Ben kafeteryada olacağım. Geçmiş olsun Aynur Hanım. Geçmiş olsun. Ne oluyor ya? Sen delirdin mi? Ne yapayım dayanamadım. Zavallı Aynur Hanım. Biri kocası, diğeri en yakın arkadaşı. Onlara güvenmekle ne kadar büyük bir hata yaptığını bilse. Bilse mi? Senin aklından bir şeyler geçiyor. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi? Neden yapmayayım? Çünkü bu sadece bir şüphe. Aynur Hanım'a bir şey söylersen büyük hata yaparsın. Ya yanılıyorsan? Ayrıca bu onların özel hayatı. Bizi hiç ilgilendirmez. Ya, haklısın. Ben abarttım galiba. Erkeklere hiç güvenmiyorsun değil mi? Sürekli Arslan Bey'le çalışırsan olacağı bu. Adam kadınların psikolojisini bozuyor. Duygu Hanım. Evet. Arslan Bey sizi çağırıyor. Çok önemliymiş. Odasında mı? Odasında Duygu Hanım. Geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Zehra Hanım. Allah Allah. Nerede ki bu şimdi? Biraz önce buradaydı. Zehra Hanım. Yok. Bak. Bu kocası galiba. Bunlar da çocukları herhalde. Niye yalnız ki bu kadın? Çocukları nerede acaba? Psikiyatrinin dediğine göre bir çocuğu 25 yıl önce ölmüş. Ondan 5 sene sonra da işini kaybetmiş. Öbürü de yurt dışındaymış galiba. Başka kimsesi yokmuş zaten. Neyse, ben gidip bulmaya çalışayım.
Gel. Beni çağırtmışsınız Arslan Bey. Hastalarla ilgili bir sorun mu var? Yok. Akşam bir filme gitmek istiyorum da. Film mi? Yani beni acil olarak bunun için mi çağırdınız? Bir türlü karar veremedim. Arslan Bey, ben bazen size inanamıyorum. Duygu. Sen olsan hangi filme giderdin? Herhalde buna giderdim. Şuna. Bir arkadaşım gitmiş, çok beğenmiş. Ben de gitmeyi düşünüyorum. Yani benimle filme gelmeyi. Merhaba. Evet, seçtim filmi. Yani kesin geliyorsun değil mi? Tamam. Görüşürüz. Kusura bakma ama şansını kaybettin. Bu büyük şansı kaybettiğime üzülmedim desem? Pek film modunda değilim de. Benimle işiniz bittiyse gidebilir miyim? Tabii. Cavit Hoca vardı bir de. Çok sert bir adamdı. Bir gün hepimize çok kızdı. Yarın sizi sınav yapacağım dedi. Çalışmamız gereken kitap da tuğla gibi. 600 sayfa. 600 sayfayı bir günde mi çalışmanızı istedi? Hı-hı. Ama ben ilk 300 sayfayı şöyle böyle biliyordum. Hı. Sıkıldım biraz. Sondan başa gideyim dedim. Bitirmeye 5 sayfa kala uyuyakalmışım. Ertesi gün sınava zar zor yetiştim. Hoca bir tek soru sordu. O da nereden tahmin et. Çalışmadığın 5 sayfadan olduğunu söyleme sakın. Aynen öyle oldu ya. İnanmıyorum. Kahrolmuşsundur herhalde. Olmaz mıyım? O dersi bir daha almak zorunda kaldım. Sayende öğrencilik yıllarıma döndüm. Levent Bey, Zehra Hanım'ın raporları. Sen devam et, geliyorum. Tamam. Ver bakayım. Tedavi işe yaramaya başlamış. Eğer bir aksilik olmazsa yarın ameliyatı alabiliriz. Başka bir sorun mu var? Zehra Hanım. Hikayesine göre çocuğunu ve kocasını kaybettikten sonra çöp biriktirmeye başlamış. O kadar yalnız ve çaresiz ki. Onun için bir şeyler yapmak istiyorum. Hayata tutunmasını sağlayacak bir nedene ihtiyacı var. Evet. Yoksa çöp evinde çöpleriyle birlikte ölüp gidecek. Ne yapıyorsunuz Zehra Hanım? İşe yarar bir şeyler var mı diye bakıyorum. Bulabildiniz mi bari? Bulamadım. Mutlu oldun mu? Seni yapacak başka bir işin yok mu çocuk? Niye peşimde dolaşıp duruyorsun? Benim işim sizinle ilgilenmek Zehra Hanım. Şimdi lütfen odanıza dönün. Ben de öyle yapıyorum zaten. Sana yetiştirmekten yoruldum. Özür dilerim ama ellerinizi iyice sabunlamayı da unutmayın. Ah! Nereye gidiyorsun bu saatte? Fikret Hanım'dan izin aldım. Eve gidiyorum. Ha, anladım. Bakıcıya baskın yapacaksın. Bak Zena. Kız niyetini anlarsa çok ayıp olur. Niye ayıp olsun canım? Evime istediğim saatte gidemez miyim? Sen bilirsin. Görüşürüz. Zehra Hanım merhaba. Nasılsınız? Tansiyonunuz normale dönmeye başladı. Beyninizdeki tümörü bir an önce çıkartmamız gerek. Geç kalınması durumunda beyninizde kalıcı hasar bırakabilir. Hatta hayati tehlike oluşabilir. Yaşadığım 70 yıl bana yeter. Daha fazlasını istemiyorum ki.
İzin verin size yardım edelim. Yardımınızı istemiyorum. Yaşasam ne olacak ki? Yaşama şansınız varken neden ölümü seçiyorsunuz? Niçin? Kim için yaşayacağım ki? Artık buradan çıkmama izin verin de rahat rahat öleyim. Kızım, nasıl güzel oldu mu? Kızım. Annen geldi. Gel bakalım. Neredeymiş benim güzel kızım? Kızım annen geldi. Uyuyor musun bakayım sen? Meleğim benim. Bir tanem benim. Çok özledim ben seni. Nasılsın? Oo, çok özledi annen seni. Aslanım. Neredesiniz? Şşş. Tamam kızım. Tamam kızım gel. Hadi gel. Hadi Aslı ablaya bakalım. Şey buradayım Zeren Hanım. Ağlıyordu duymadınız mı? Ben şey lavabodaydım da. Tamam. Biz kızımla salondayız. Fikret Hanım. Hocam. Kızmayacağınıza söz verirseniz size bir şey anlatacağız. Bu ne yumurtlayacağınıza bağlı. Evet sizi dinliyorum. Hocam biz Tarık Bey'in Aynur Hanım'ı aldattığını düşünüyoruz. Öyle mi? Hem de en yakın arkadaşı Seval Hanım'la. Yeter. Siz ne zaman hastaların özel hayatlarına burunlarınızı sokmaktan vazgeçeceksiniz? Ha? Ama hocam kızmayacağınıza söz vermiştiniz. Hocam, evet hocam söz vermiştiniz. Söz filan vermedim. Şimdi benim tepemin tasını attırmadan kaybolun gözümün önünden. Ben Ela Altındağ. Ben Türkiye'den arıyorum. Zehra Korkmaz'ın oğlu musunuz? Ne oldu? Bu sefer de çay mı içtiniz Gülübe Hanım'la? Sen geç dalganı bakalım. Bu iş tamamdır demiştim sana. Akşam buluşuyoruz. Gerçekten mi? Gülübe Hanım çabuk teslim olmuş. Seni bayağı bir süründürür diye düşünüyordum. Acaba önce eve uğrayıp daha uygun bir şeyler mi giysem ben? Ne dersin? Niye? Yemeği çırağın sarayında mı yiyeceksiniz? Aman be. Sana soran da kabahat zaten. O güzel. Gömlek güzel. Hı. Bu ne şıklık Jülide? Nereye gidiyorsun? Hiç. Yani eve gidiyorum. Eve? Öyle mi? Tamam. Eve gitmiyorum. Güney'le yemek yiyeceğiz. Sen ve Güney. Ya gerçekten birbirinize uygun olduğunuzu düşünüyor musun Jülide? Ne olur iyi düşün. Sakın onunla yalnız hissettiğin için görüşüyor olmayasın. Neyse ben çıkıyorum. Thank you.
Derya kuzusu bunlar. Aa, ne kadar büyük, ne balığı bu? Levrek. Bu mevsimde çok lezzetlidir. Ben balıktan pek anlamam. Bir hamsiyi bilirim o kadar. Çocukluğumda nefret ederdim. Daha yeni yeni yemeye başladım. Ben bayılırdım. Babam kafam çalışsın diye bol bol balık yedi. Baban haklıymış. Baksana işe yaramış. Çocukken kuzenim balık gibi baktığımı söyleyip dalga geçerdi. Sen mi? Yok canım. Teyzem beni örnek gösterip onu da balık yemesi için zorlamış. O da gıcıklık olsun diye söylerdi. Bak bunu kimseye anlatmak yok ama. Aramızda kalacak. Benden sır çıkmaz, merak etme. İnce çıkmış mı? Hem de kurt gibi. Odasında ödevlerini bitirmeye çalışıyor. Bak bakalım nasıl olmuş. Gerçekten çok lezzetli. Güzel mi? Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz efendim? En iyi şaraplarınızdan bir tane getirin lütfen. Hanımefendi gelmeden önce güzel bir masa hazırlamanızı istiyorum. Hemen. İşin mi çıktı? Ama kesin geliyorum demiştin. Anladım. Tamam. Peki hoşça kal. İyi akşamlar. Aa, Duygu, internetten iki bilet aldım. Hem de şu senin seçtiğin filme. Benimle gelir misin? Ekildiniz demek. Yerinde olsam böyle konuşmazdım. Atlatıldım demeyi mi tercih ederdiniz? Soruma hala cevap alamadım. Başka birini bulmanız gerekecek Arslan Bey. Çünkü ben gelemem. Bir arkadaşıma sözüm var. Peki, bu arkadaşın erkek mi? Bunun sizi ilgilendirdiğini hiç sanmıyorum. Başka bir masal, aşkla yorulmak çok zor. Yalnızlık zor, içimdeki bu korkular. Geçer mi sensizken gün, çabuk biter, kayıp gider. Hayatı kandırmak zor. Benim. Seni çok özledim oğlum. Oğlum benim, canım benim. Günaydın. Günaydın. Size kahvaltı hazırladım. Buyurun. Ne güzel bir sofra bu böyle. Günaydın. Günaydın. Cenan, otursana hayatım.
Vallahi ellerinize sağlık. Uzun zamandır böyle bir kahvaltı etmemiştim. Afiyet olsun. Zelen, gelsene. Ben aç değilim. Geç kaldım. Size afiyet olsun. Hala düzelmediniz galiba. Yani kusura bakmazsanız üzerime vazife değil ama ciddi bir mesele mi? Yok canım. Her zamanki Zenan işte. Her şeyi büyütür. Aslında çok şanslı bir kadın. Revan gibi bir çocuğa, sizin gibi bir eşe sahip olduğu için. İnsan elindekilerin değerini kaybetmeden anlamıyor işte. Ben size hemen bir çay koyayım. Durumu nasıl? Eşinizin durumu maalesef hala kritik. Kalp ritmi halen normal sınırlarda değil. Solunum düzensizliği de mevcut. Hastayı sedefize edip makineye bağladık. Yani şu anda uyutuyoruz. Düzelme umudu var mı peki? Umut tabii ki var. Her an değerler normale dönebilir. Geçmiş olsun. Bak, hala iyileşme umudu varmış. Yoksa onun için gerçekten üzülüyor musun? Ne olursa olsun o benim karımdı. Bana her zaman iyi davrandı. Beş parasız olmama rağmen benimle evlendi. Gören de senin vicdanlı biri olduğunu sanır. Bunları düşünmek için biraz geç kalmadın mı? Hem beni hem de onun parasını istediğin için yapmadık mı bunu? Şşş. Lütfen kapatalım bu konuyu artık. Yoksa sen pişman mısın? Hayır değilim. Güzel. O zaman bir daha sakın böyle konuşma. Dur, dur Seval. Yanlış anladın. Merak etme. Seni terk etmiyorum. Sadece biraz hava alacağım. Ne oldu hemşire hanım? Zehra Hanım'ın tansiyonunu ölçmek için geldim ama odasında yoktu. Of ya. Yine mi kayboldu bu kadın? Neyse ben onu bulurum. Sen sakın Fikret Hanım'a kaybolduğunu söyleme. Peki Ahmet Bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Ha Zenan. Aslı Hanım aradı. Revan'ı annemlere götürmüş. Çıkışta da bizi uğrayacak. Niye beni aramamış? Niye her şey için seni arıyor bu kadın? Ne bileyim Zenan. Belki sana ulaşamamıştır. Ya ne var yani bunda? Ben işime döneyim. Gelince bana haber verirsin. Ah Güney. Bak ben çok özür dilerim. Yani dün akşam bir işim çıktı gelemedim. Niye dürüst olmayı denemiyorsun? Sen bana yalancı mı diyorsun? Evet. Çünkü öylesin. Bir asistanla çıkmaya tenezzül edemediğin için gelmedin. Bununla hiçbir ilgisi yok. Daha fazla tartışmak istemiyorum Güney. Aynı zamanda korkaksın. Yeni bir ilişkiye başlayacak cesaretin bile yok. Yeter artık. Haddini aşıyorsun. Benimle böyle konuşamazsın. Sana hoşuna gidecek şeyler söylemek zorunda değilim. Odamı hemen terk et. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum. Gideceksin. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Thank you.
Zehra Hanım, yine ne yapıyorsunuz siz? Lütfen o atıkları bırakın. Enfeksiyon kapabilirsiniz. Sana ne? Hadi, elinizdekileri bana verin. Olmaz. Bakın, ben sizin için bir şeyler ayarladım. İstemem. Onlardan bende çok var. Aa! Ama. Ama yani. Tamam. Bakın Zehra Hanım. Bildiğim çok daha iyi bir çöplük var. Gidip sizin için oradan bir şeyler bulmaya çalışacağım. Yeter ki elinizdekileri bırakın ve odanıza dönün. Ahmet, sen hala çöp mü topluyorsun? Dalga geçme be. Kahve ısmarlayayım mı sana? Sen kolay kolay bir şey ısmarlamazsın. Hayırdır? O iş tamam. Oo, hayırlı olsun. Canım kızım mı gelmiş benim? Canım kızım mı gelmiş? Bu kız kim? Bilmem. Güzel kızmış. Kızım. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Aslı Hanım, bu Ela. En yakın arkadaşım. Memnun oldum. Ben de. Nasılmış teyzesinin kuzusu? Merhabalar. Kız sen ne kadar büyümüşsün, titlenmek. Aslı Hanım, bakıcımız. Merhaba. Merhaba. Neyse, görüşürüz. Gel bakayım, gel bana. Oh canım. Aslı Hanım, Suat'la da konuştuk. Bundan sonra her türlü şey için beni ararsanız daha uygun olur. Tabii Zeynep Hanım. Aynur Hanım. Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim. Aşkım. Nihayet iyileştin. Sevacığım, neden ağlıyorsun? Mutluluktan. Sevacığım, ne olur üzülme artık. Her şey yoluna girecek. Ben iyileşeceğim. Neden başıma bunlar geldi anlamıyorum. Daha iki gün öncesine kadar hiçbir sağlık sorunum yoktu. Seba, çok üzüldüm biliyorum ama lütfen biraz sakin olmaya çalış. Ne yapayım? Kendimi tutamıyorum. En iyisi ben onu biraz dışarı çıkarayım. Hadi. Aynur Hanım, kaç yıldır evlisiniz? 10 yıldır. Sevel Hanım'ı uzun zamandır mı tanıyorsunuz? Hem de çok uzun. Tanıştığımızda 10 yaşındaydık. Gerçekten uzunmuş. Çok iyi kızdır. Ama az çekmedi. Babası hali vakti yerinde bir adamdı. Ama bir anda iflas edince hayatları alt üst oldu. Ben elimden geldiğince ona yardım ettim. Şirketlerimden birinde müdür yaptım. Ona her zaman çok güvendim. Hala da güvenirim. Güvendiğiniz belli oluyor. Yoksa kocanızla bu kadar yakın olmasına izin vermezdiniz herhalde. Ne demek istiyorsunuz siz? Ben bir şey demek istemedim Aydur Hanım. Şimdi biraz dinlenin lütfen. Guillaume'la konuşabildin mi sen? Hayır, daha söyleyemedim. Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Zeynep, ne güzel bakıcınız varmış sizin öyle. Nereden buldunuz o kızı? Bana da bakar mı? Var mı sevgilisi? Zevzek zevzek konuşma. Neden canım? Gayet güzel bir kız. Vallahi sendeki iyi cesaret Zena.
Sahiden güzel mi o kadın? Yani güzel kız. Ya kedi gibi dokuz canlı. Bak Tarık, benim daha fazla beklemeye tahammülüm kalmadı. Zaten hep senin yüzünden bekledik. Bu iş bugün burada bitecek. İyi de nasıl? Bize gereken tek şey kalan zehir. Yanımızda değil ki. Nereye sakladıysan git hemen getir. Aynur'un durumu daha da iyiye gitmeden hemen ölmeli, anladın mı? Cem Bey değil mi? Evet. Ben Ela. Ela Hanım, iyi ki arayıp haber verdiniz. Siz aradıktan sonra ilk uçağa atlayıp hemen geldim. Annem nasıl? En son ne zaman görmüştünüz annenizi? 5 sene önce 1-2 günlüğüne iş için gelmiştim. Dışarıda buluşmuştuk. Bu durumda olduğunu bilmiyordum. Nasıl oldu anlayamadım. Evine girmedikçe sorunu anlamanız mümkün değildi zaten. Annenizin hastalığını yalnızlık tetiklemiş. Benim hatam. Zehra Hanım'ın yanına götüreyim. Teşekkür ederim. Aynur Hanım'ın kan gazı değerleri normale dönmüş evet. Hocam. İyileşiyor. Hı? Hocam, az önce Aynur Hanım'ın eşi ve arkadaşını konuşurlarken duydum. Aynur Hanım'ı onlar zehirlemişler. Hı? Şimdi de tekrar deneyeceklerini konuşuyorlardı. Güney, sen hemen polise haber ver. Duygu, sen benimle gel. Alo. Müsait misin Levent? Bir şey soracağım. Sosyal hizmetlerdeki bir arkadaşım tüyo verdi. Yani bugün yarın geliyorlarmış. Bir işin yoksa bu gece de bizde kalır mısın? Çok sağ ol Levent. Senin de düzenini bozduk böyle. Kusura bakma. Sen olmasan kızıma kavuşamazdım. Tamam, görüşürüz Levent. Aynur Hanım, bizim size bir şey söylememiz lazım. Bu söyleyeceklerim sizi üzebilir ama lütfen sakin olmaya çalışın. Aynur Hanım, biz sizi kocanızın zehirlediğinden şüpheleniyoruz. Ne? Delirdiniz mi siz? Kocam bana aşık. Niye böyle bir şey yapsın ki? Aslında anlaşılan o ki eşiniz sizi Seval Hanım'a aldatıyormuş. Yani bu zehirleme olayını da beraber yapmışlar. Seval'le mi? Aynur Hanım, ben az önce kocanızla Seval Hanım'ın konuşmalarını kulaklarımla duydum. Sizi öldürmeyi planlıyorlar. Dün de onları el ele tutuşurken gördük. Ya kesin artık bu saçmalıkları. Bu hastaneyi de sizi de savcılığa şikayet edeceğim. Tabii ki istediğinizi yapabilirsiniz. Ama burada olduğunuz sürece sizin can güvenliğinizden biz sorumluyuz. Zaten polise de haber verildi. Doğru. Yani siz şimdi kocamın ve en yakın arkadaşımın beni öldürmek istediğini söylüyorsunuz, öyle mi? Hı hı. Ya buna inanmamı nasıl beklersiniz? Kesinlikle yanılıyorsunuz. Onlar benim en çok güvendiğim iki insan. Zaten başka da kimsem yok. Yani eğer size bir şey olursa sahip olduğunuz her şey eşinize kalacak. Çok isterdik.
Levent Bey, bunlar en son yapılan testlerin sonuçları. Her geçen saat aleyhinize işliyor. Zehra Hanım, çok uzaklardan gelen bir ziyaretçiniz var. Cem, oğlum. Annem. Oğlum. Annem benim. Canım benim. Çok özür dilerim anne. Çok özür dilerim. Seni yalnız bıraktığım için o kadar pişmanım ki bir daha seni yanımdan hiç ayırmayacağım. Oğlum. İnci için değil mi? Her şeyi öğrendim Suat. Gerçekten çok önemli bir iş başardın. Oğlunun ulaşıp buraya gelmesini sağlayarak Zehra Hanım'a yaşamak için bir neden verdin. Bunu ben değil, Cem Bey yaptı. Annesine ikinci bir hayat hediye etti. Peki ya hocam ben? Zehra Hanım'ın kontrollerinin yapılmasına ikna etmek için neredeyse hastanedeki bütün çöpleri karıştırdım. Sen de çok iyi iş çıkardın. Geri dönmen ne kadar sürer? Vallahi bilmiyorum ki. Trafik yoksa bir saate dönerim herhalde. Tarık, çabuk ol. Hemen bitirelim bu işi. Tamam. Tarık Bey, bir dakika. Sizlerle biraz konuşabilir miyiz? Hala bunu benden sakladığına inanamıyorum Suat. Zenan, iki saattir anlatmaya çalışıyorum. Burada bir çocuğun hayatı söz konusu. İyi de evlilik bu. Burada Levent'in de hayatı söz konusu. Ya sen arkadaşının böyle bir şey yapmasına nasıl izin verdin? Zenan, istersen uzatmayalım artık ha. Hem bu neyi değiştirir ki? Neyi değiştirip değiştirmeyeceğine sen karar veremezsin. Burada Levent'in olduğu kadar Ela'nın da hayatı söz konusu. Ve ben bunu Ela'ya söylemek zorundayım Suat. Zenan, yapma. Söyleme lütfen. Belki de artık bir şeylerin değişmesi için geç kalmışsındır. Ne demek o? Yani evlilikleri başta formaliteydi belki ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda ortada bir ilişki var. İstersen Ela'ya söylemeden önce bir kere daha düşün. Merhaba Eylül Hanım. Merhaba. Ela'yı almaya geldim ama işi varmış. Biraz bekleyeceğim. Buyurun oturun isterseniz. Teşekkür ederim. Ders mi çalışıyorsunuz? Evet, TUS'a hazırlanıyorum. Daha önce sınavlara girememiştim de. Ancak şimdi fırsatım oldu. Siz de cerrahtınız değil mi? Hı-hı. Evet. Fransa'da çalışıyordum. Ama Ela buraya gelince ben de ara vermek zorunda kaldım. İki doktorun evliliği çok zor oluyordur değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Zor ama bizi de bizden başkası anlamıyor. Benim ilk eşim başka bir iş yapıyordu. Yürütemedik. Anlıyorum. Sizin ilk evliliğiniz mi? Evet, ilk evliliğim. Peki Levent Bey? Yok. Levent'in ikinci evliliğiymiş. İlk eşi de doktormuş. Ankara'da yaşıyormuş. Beraber aynı hastanede çalışıyorlarmış. Sonra Ela ile nişan atmışlar zaten biliyorsunuz. Ondan sonra da biz evlendik. Aa, saat kaç olmuş? Kusura bakmayın, benim gitmem lazım. Hoşçakalın. Aynur Hanım. Avukatım Mete Bey. Merhaba. Merhaba. Bir haber var mı? Evet. Savcılıktan geliyorum. Ne yazık ki durumlar tatsız. Ne olmuş? Eşiniz her şeyi itiraf etmiş. Ama Seval Hanım suçu kabul etmiyormuş.
Merak etmeyin. Hak ettikleri cezayı almaları için her şeyi yapacağız. Kendime kızıyorum. Ne kadar aptalmışım. Neden kendinize kızıyorsunuz? Siz yanlış bir şey yapmadınız ki. Sağ kaldığınız ve o insanlardan kurtulduğunuz için sevinmelisiniz. Ben sadece sevmek ve güvenmek istedim. Ama insan sevince bazen gözü her şeyi görmüyor. Keşke her şey az sonra uyanacağım bir kabus olsa. Kendim bir enkaz gibi hissediyorum. Aynur Hanım. Siz çok güçlü bir kadınsınız. Bununla da baş edeceksiniz. Sonra da hayatınıza doğru insanlarla devam edeceksiniz. Gel. Hocam, tam bu saatte gelmemi söylemiştin. Gel bakalım. Otursana. Nasıl? Birlikte çalışmamız işe yarıyor mu? Tabii ki. Artık sana teşekkür etmek için bir nedenim daha var. Sen sıkılmıyorsun değil mi? Tam tersi. Benim de bilgilerim tazeleniyor. Türk kahvesi içer misin? Bana mı soruyorsun? Karşında bir tiryaki duruyor. Sade orta? Sade. Bize 2 sade Türk kahvesi yollar mısınız lütfen? Teşekkürler. Hadi başlayalım. Çok bekletmedim değil mi? Gün, bir şey mi oldu? Bana neden yalan söyledin Ela? Levent'in o olmadığını söylemiştin. Neden Ela? Ben... Hani biz ilişkimizi dürüstlük üzerine kurmuştuk? Hani yalan yoktu? Ne oldu? Ben bilemedim. Yani sen rahatsız olma diye söylemedim. Huzurumuz kaçmasın diye. Bana yalan söyledin Ela. Bunun hiçbir açıklaması yok. Nereye gidiyorsun? Biraz düşünüp yalnız kalmaya ihtiyacım var. İlişkimizi tekrar gözden geçirmeliyim. Çıkarımı sonrası tedavi planını belirleyecek olan patoloji sonucudur. Ha, evet. Kemoterapi ve radyoterapi seçenekleri.